insanın batını zahirini tamamlamaktadır. İnsanın iç yüzü dış yüzünü tamamlamaktadır. Zahir ile batın birbirinden kıl kadar ayrılmaz. Mesela ağız ile yalan söylememek İslamiyettir. Şimdi buraya dikkat edin. Verdiği örneğe çok iyi dikkat edin. İmam diyor ki ağız ile yalan söylemek haramdır. Bu haramdan sakınmak ne demektir? Şeriattır, İslamiyettir. Yalan söylemek arzusunu zahmet çekerek, uğraşarak kalbinden çıkartmak tarikattır. Şimdi şeriatı daha bir kaliteli yaşayan dervişlere, sahabe-i kirama gittik. İnsanın içinden bazen yalan söylemek arzusu geçer. Sıkışır, zor bir durumda kalır ve patronuna yalan söyleme ihtiyacı hisseder. Eğer o kul bir derviş ise, yani İslamiyet'i zirvede yaşamaya çalışan, sahabe gibi kaliteli bir İslam'ı yaşamaya çalışan bir adamsa, yalan söylemeyi bırak, dilinden yalan söylemeyi, kalbinden bile çıkartmaya çalışır. Aa, benim kalbime şu anda patronuma yalan söyleme isteği geldi ya. Benim kalbime şu anda öğretmenime yalan söyleme isteği geldi. Öğretmen dedi ki, niye akşam bu dersi yapmadın? Ben de ona dedim ki, hocam elektrikler kesikti. Ama dün akşam elektrikler kesik değildi. Yalan söyleme isteği, eğer dilinden bunu söylüyorsan, şeriat bunu haram kıldı. Bırak dilinden söylemeyi, kalbinden bu düşünce geçtiği anda bunu engellemeye çalışıyorsan, sen artık şeriattan da geçmişsin. İslamiyet'i zirvede yaşamak istiyorsun. Kalbine bile engel olmaya çalışıyorsun. İmam böyle söylüyor. Devam ediyor. Yalan söylemenin kalbe gelmemesi de hakikattir. Artık bu adam kalbine engel olmaya çalışa çalışa, kalbini yalan söylemeye ite ite nereye varır? Hakikate varır. Artık bu adamın kalbinden en zor durumda kaldığı anda bile yalan söyleme ihtiyacı hissi gelmez. Şeriat, tarikat, hakikat. Bütün bu çalışmalar, bu gayretler, sohbetler, zikirler, rabıtalar, Kur'an okuma, ayet ezberleme, hadis ezberleme. Neden bunlar? Bunların tamamı hakikate ermek için. Öyle bir hale gelecek ki işimiz, içimiz, artık içimizden insanlara suizan etme isteği bile gelmeyecek. Yalan söyleme isteği gelmeyecek. Öfkelendiğimiz zaman bırak dilimizle küfretmeyi, içimizden küfür hissiyatı geçmeyecek o adam hakkında. Allah'ım sen bu kulunu ıslah et diyeceğiz. Bu hakikattir. İmam devam ediyor. Görülüyor ki batın işi yani tarikat ve hakikat zahir işini yani İslamiyet'i tamamlamaktadır. Tarikat yolu